Bir elit görmek istiyorum arkadaşlar, bakalım. Evet, biraz daha, biraz daha. Abi damage. Uzaktan ayarı güzel veriyoruz. Eğit bulayım ya. Hah, eğit buldum. Bakalım şimdi ne oluyor. Temizleyelim arkadaşlar burayı. Ben zaten galiba sonsuz durabiliyorum değil mi şu an? Evet. Evet, sonsuz durabiliyorum. Bayağı oldu bu arada. Oldu bayağı. Volüm sağ olsun. Bir kere arkadaşlar, şimdi demin hem dayanıklılığım azdı hem atak edemiyordum. Şimdi dayanıklılığım hala dandik ama en azından atak, yani vurabiliyorum demeci. Yani bir ölmemeye dikkat etmem lazım filan. Bayağı da fark ediyor ha. Bu arada Ashnagar's Blood Blast olsa bayağı iyiymiş. Ya aslında ben bir korkaklık yapacağım, aklıma bir şey daha geldi. Bir tane daha pasif geldi ama. Şimdi aslında arkadaşlar, fark ettiyseniz bu öldüm mü ölmemeyi kullandırmamış herifler. Şunu alsam mı ya? Ulan o bilekliği saklasam. Bu da arkadaşlar şöyle yapıyor. Her adam öldürdüğümüzde %2 hit pointimiz kadar shield açıyor. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi buradan bir çıkalım. Yok, güzel bir beste değil o, hayır. Sildim bile. Ama içinden kartı aldım yani. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Madem artık yani. Çok gereksiz bir şey ama. 45 diye başlayayım korkaktan. Gelin gençler. Tamam, 45 get wrecked sound. Güzel. Cız 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 cız. Tamam, güzel. Kalkan olayı yok. Şu an arkadaşlar, çünkü benim tek yapmak için 55'i bitirmek. Ben bunu dünya şampiyonası falan zorlamıyorum ya. Leaderboard'a falan girmeye çalışmıyorum. Ölmeyeyim yeter. Açsın mal gibi shield'ları. Bir de bakın yani şu an kullanmadığım, o zamanda kırdığım bileklik özelliği şu. Kalkan açtığın zaman kalkanın gücü 2 katı olur diyor. Yani bayağı bayağı ciddi güçlü bir item yani. Yalnız tabi 45 ile 55 arasında fark da var arkadaşlar. Yani böyle olmayacak. Ama yine deminki gibi olmayacak. Yani, ha, bu ne lan, imkansız demiyor. Bu arada yani itemları saklamanın gücünü gördünüz mü? Doğru itemları. Ya bak, o lazım olur, bu lazım olur. Yani bildiğim için, klası zamanda oynadığım için çok. İyi ki saklamışım. Bu arada ölüyorum. Tamam tamam, yeter gençler, yeter. Yeter. Bir dakika. Kaçalım. Ne oldu, lag oldu? Beni geri aldı. Defa vortex mi? Uzaktan veriyorum. Yani işte arkadaşlar, böyle kapı arkası filan, izbelikler yapılabilir şu an. Alalım. Bitmiyor çünkü şu an. Evet, bayağı yağdır mevlam. Alalım meteor bey. Ama şimdi 45-55 arasında farklı olacak. Bakın mesela şöyle bir adilik yapsam ne olur? Şu an kombatta bile değiliz heriflerle. Ben oradan yağdırıyorum. Ölmüş bunu. Tamam tamam, güzel. Yani şöyle, ben 70 olmaz ama arkadaşlar 55'i kıvırırız buradan. 45 bu kadar rahat olduğuna göre. Alalım 45 be. Hop, aldı kat. Tabii, aynı öyle. Ben yani Wizard'ın sonunda bu build yoktu. Böyle değildi yani. Dur. Güzel. Elite Hunter. Peki, elite arayalım. Bakayım şöyle. Vallahi arkadaşlar, o zaman madem parayı verdik, ben Jimmy'li kesip şey de yapacağım.
Bize Demuc bonus verebilecek bir opsiyon var şu an. Onu alalım artık. Beklediğim kadar kolay değilmiş. Öldü mü? Öldü. Güzel güzel. Audacity bundan kullanılmış, evet. Audacity'ye ben döneyim galiba. Audacity iyiymiş be. Bir tane pasif var arkadaşlar. 4 pasif kullanabiliyorsunuz. Wizard'ın bir pasifi diyor ki yakındaki enemilere fazla vurursun diyor. Ben de bunlar ne alaka deyip değiştirdim onu. Anladım şimdi, iyiymiş yani. Bayağı, çünkü arkadaşlar ben yakına vurabiliyorum ve elemanlar yakına gelmek zorunda kalıyor. Hadi bakalım ölelim. Aferin. Tabi dediğim gibi 55'te daha dikkatli olmam lazım. 10 moment speed, 10, 15 moment speed, tamam, okey. Şu güzel oldu arkadaşlar, bakın. Soul Climb'deki skill meteorları yağdırıyor. Bir tane de pasif skillim adamlara diğer fire damage vuruyor. Yine 3 çeşit fire damage vuruyor gibi oluyorum ben. Yani setin bonusunu böylelikle alabiliyorum. Dur gençler. Bir dakika. Sakin olun. Ben kaçayım. Alalım. Bu böyle gaza geldim, muhabbete başladım, öldürüverdiler. Tamam. Hop. Ha, şu an shield var zaten, en rahat. Damage'ınız yetiyorsa, fakat arkadaşlar arada sırada ölüyorsanız en iyisi shield paylan. Çünkü o zaman çok rahat oluyorsun. Tamam abi diyorsun, gel. 50 edit gel sen diyorsun. Sorun değil ki. Çünkü ölmüyorsun artık. Okey. 45 bayağı rahat. Yalnız bu böyle dediğim gibi beklenilen uzun sürecek. Peki. Alalım. Alalım derini. 45, okey. Gidelim mi? Okey. Vallahi ben bunu direkt 55'e geçmem arkadaşlar. Yani artan hasara bir adapte olalım. Ashnagar. Ah be. Bu da iyi aslında. Bir dakika. Bu bayağı iyi. Bu işimize yarar bizim. Bu arkadaşlar şey yapıyor. Knockback olmuş enemilere fazla vurmamızı sağlıyor. Ve yani o meteorlar knockback ediyor. Bu iyi. Yalnız biraz hit point ve damage kaybettim. %10 toughness kaybettiriyor abi. Of. Dominance'ı kapatmam gerekecek şey almak için. Şimdi upgrade yaptım değil mi? Bu 160 olmaz. Şurada bir tane varmış. Ziyan olmuyor arkadaşlar. Bunu en sonunda ben kullanabileceğim. Onun için yani dandik Jamie level'lı olman problem değil. HS oynamıyoruz. DC olur çünkü. Set bonusunu biliyorum ya. Ama öyle öldürmeden olmaz yani. Biliyorum. Bir daha. Brian'inkinden iyi mi bu? Salla. Strong arm denersem ölür müyüm? %10 toughness kaybı. Şöyle yapalım. Demut son yok arkadaşlar. Defansif kalın. Lightning biz neyiz? Fire ver. Peki fire ver. İyi ki kaynak harcamadık ha. Ben set takacağım tak olacak sanmıştım. O kadar az değilmiş demek. Bu kadar bonusa rağmen. Fire. Bir de onun bir menzili var arkadaşlar. Sonra düşüyor. Söylediğin şey değil. Yani yakından koşturmam lazım eğer. Ha, fire. Bu %18 damage up demek bize arkadaşlar direkt. Strong arm saklı dursun ama yine de.
Bozkurt selam. Hayır değilim. Değilim. Alma sakın bunu. 50 yapalım. Ne lazım bana buradan? Aşkına gaz blood bracer olur değil mi? Ver ya. Krem geldi. Bu ne? Krem. Vallahi inşallah diğer setler bu kadar ezmez ha. 50. Gel bakayım. Bence olur ama arkadaşlar. Kıvırabilmemiz lazım yani. Uzaktan abi. Korkak spor. Evet. Korkak spor çok iyidir. Alalım. Bu da biraz fazla kalır arkadaşlar. Canlarım hadi elit lazım bize. Elit geliyor. Hop 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 ne oluyor oğlum? Nereden neyi vurdunuz lan? Böcekleri mi yedin? Frozen'ları bilemedim. Korkuyorum sizden. Hah öldüm. Şimdi bu prokladı arkadaşlar beni bir daha koruyacak bir şey yok. Bir dakika boyunca çünkü. Korkak. 55 canını sıkar. Yaparım. Yapılması lazım yani ama yine de zorlar yani arkadaşlar. Rahat olmaz. O elit çünkü ben lak diye öldüm yani. 1-2-1-2 geleceğiz. Biraz daha kalabalık yok mu ya? Gençler. Güzel. Hop. Uzağa vuramıyorum ki. Bir de öyle bir derdim var. Herifler buraya gelene kadar vursam falan öyle bir şey yok. Güzel. Geliyorlar şimdi o elitler buraya. O elitler buraya gelecek. İyi. Yok. Damage yeterli. Kesinlikle yeterli. Abi yine aynısı oldu. Tahtınız kesinlikle yetersiz yani. Damage kesinlikle yeterli. Damage çok fazla hatta. Böcek atan böceklere dikkat. Abi ne pis adamlarsınız hepiniz ya. Uzaktan böcek atıyor. Hızlı hareket etmekten korkuyorum arkadaşlar. Gel bakayım gel. Uzaktan abi. Sakin. Gelme hiç. Abi elit 3 saniye falan öldü ya. Yani aslında bayağı rahat da. Bu ne? Kombi. Güzel. Cız bız. Önce almayalım şimdi. Bir açalım burayı. Tamam alalım. Go. Cız bız. Oo elit nice. Genç adamlar. Yakın ama çok yakın değil lütfen gençler. Abi. Bayağı anında ölüyor yani. Şu an arkadaşlar yani benim aslında belli olan şu ki damage'dan verip toughness almam lazım. Damage ihtiyacı yok. Audacity'yi çıkaracağım ben. Okay. Salla buraları. Ölelim. Elik geliyor. Çok yakın değil. Abi bir saniye ölüyor mu? Daha conversion filan hizalanmadı yani. Conversion hizalanmadan bir anda yok. Tamam abi böcek atan böceklere dikkat. Böcek atan böcekler. Alalım. Şişkolara dikkat. Tamam. Sakin. Güzel geçelim. Kim o çayalım pek? Hiçbir şey yaramaz. Hiçbir şey yaramıyor benim. Hadi. Hop. Bende niye area damage yok? Bir dakika bende area damage yok lan. Bende gold find seçili şu an. Emin değilim ama. Bunların misilleri acıtıyor beni. Vuruyorlar ya. Çok uyuz yaratlar ya. Dur abi. Korkak. Tetiklenmesin o. Tetiklen. Devam edelim şimdi. Geçelim bunları.
Ne? Çok problemli reklamlar bu iş. Abi ne oluyor? Ha, elit var. Şu elemanların yağdıramayacağı bir yere geçeyim arkadaşlar, sonrasını hallederim gibi geliyor. Elit öldü bile. Yani arkadaşlar o... Şu elemanlar benim için elitten beter. Ha, bölüyorum artık yeter ama. Öldüm. Öleceğim vallahi öleceğim. Tamam bırak abi yeter. Abi bir... Heh. Abi şu ekranın olmadığı 1 milimetre kare kafayı yemek üzereyim. Abi terör ya. Yemin ediyorum terör, anasını satayım. Boşun içeyim, içeyim hadi. Arkadaşlar bak şimdi biraz zayıfız ya. Belli yaratıklar bizim bütün zayıflıklarımızı sömürüyor. İşte uzaktan atıyor, yakına gelemiyorum, vuramıyorum. Küçükleri kaldırıyor, geliyor. Çok rahatsız ediyor beni. Yani ben komple skip ettim orayı. Ve ölmemem büyük şans yani. Ucundan döndüm kaç kere. Zaten buraya ne güzel. Adamlar geliyor Melih'e efendim gibi. Gelene kadar zaten kafalarına yağıyor. Kaçalım. Bir dakika dur bakalım. Alalım. Altında farlar patladı herhalde. Evet. Oba onu vurmasın. O gerilip vurduğu zaman arkadaşlar vuruyor yani, demiş tahmin edersiniz. 50 böyle. Yani şöyle arkadaşlar benim tahminim. 55 olur. Ama biraz zorlanırım. Yani düzgün oynarsam rahat rahat olur da. Yani bakın bunda birkaç kere ölme işinden döndüm mesela. İndirelim şuraya. Yani hangi yaratık tiplerinin geldiği de bayağı önemli arkadaşlar. Baksanıza şunlara mesela. Adam uzaktan efendi gibi koşarak geliyor yani. Gelirken kafasına zaten iniyor meteorlar. Hit point kalıyor cücük gibi. Ha mesela bunlar sinir. Ağzım içinde ne var ya? Çok canım yanıyor. Bak bunlar da sinir. Abiler bir şey yapıyor. Abiler. Bu arada mesafesi biraz beklediğimden uzun. Yani menzili. Biraz uzağa vuruyor. O iyi. Böyle irili ufaklı geldiği zaman güzel oluyor arkadaşlar şu açıdan. Çünkü ben yaratık öldüğüm zaman kalkan aldığım için irili ufaklı geldiği zaman bir kısmı ölüyor eninde sonunda. Oradan ben kalkanlar alıyorum. O dayanılıyor gördüğünüz gibi. Problem okkalı yaratıklar çokça geldiği zaman oluyor. Bu kim abi? Şey yapayım, en güzeli en sona geldi. Hadi artık ölmüyor mu? Şimdi bu şey mi olacak? Biz sen de öldük galiba. Güzel. Ay upgrade etmedim, unuttum. 8 çok rahat olur. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bakmak lazım. Yani diyorsunuz ki çok rahat olur falan. Ama şöyle bir problemim var. Şimdi ben burada hiç ölmedim. Kaç kere işinden döndüm. Bir üsttekinde bayağı bir ölebilirim. Bayağı bir ölürsem bu iş zorlaşır. Bir de arkadaşlar demoralize olup hata da yapıyorum ya. Bir işe yaramıyorlar ya. Almaya değecek bir şey değil yani. Vallahi Area Damage yok ya. Paragon'um da yanlış yani. Bu Falminator bir dursun bakayım, bir şey yarayabilir mi? Ben şimdi neler var? Convention var. Rogue var. Mecbur. Nefes olsa Furnace var.
Furnace'ın yerine ne var bende? İnciyom olmaz. Hayır, benim kullanım problem yok. Tamam, tıraş. Hiçbir şey yok. Peki. Kır abi. Bakalım arkadaşlar, ilk aşaması bitiyor. Yalnız dediğim gibi umarım diğer bir böyle olmaz. Bu yani bayağı, bence bayağı zayıf oldu bu. 55. Bismillah. Başlıyoruz şimdi zor işe. Orka kusura başlasın yine. Arkadaşlar kaçacak yer olsun, bir de o önemli bir şey. Abi ne oldu? Böyle ben yapamam mı? Bu ne ya? Dur dur dur. Ha o. Deminki herifler var. Uzaktan atan kaldıran. Oo, benim bu level'ı hızlıca atlamam lazım. Bunlar bana hiç olmaz. Dur. Şöyle bir köşe hareketi yapabilir miyim ben buraya? Köşe hareketi yapalım lan. Alo. Akıllık yapmaya çalışıyorum. Dur. Köşe köşe köşe. Ha. Ölmüş bile. Yani arkadaşlar o kadar tuhaf ki. Kapının önündeki iki tane tırt yaratık ölme efektini proklatıyor. Elit görmeden ölüyor mesela. Abi şunlar. Bunlar yemin ediyorum kabus bu yaratılar. Abi öl. Güzel. 50 var 1. Bu arada ölmek problem değil aslında arkadaşlar. Yani ölünce yapma için şey bitti falan değil ama. Yani normal yaratığa öldüm. Dur. Orada şiş koparladı. Okey. Hadi artık biraz daha az gidebiliriz. Öldüm artık. Yani o... Abi bir durun ya. İki taraftan yaratık falan çok ucuz ya. Hadi bakalım. Mezilli vuran arkadaşlar ağır problem ya. Bir de arkadaşlar şu an yani arkasına bakabilmek için ciddi bir dövüş yaşıyorum ben şu an. Ya arkasında elit var mı aslında ona bakmaya çalışıyorum ama bırakarak gidemediğim için yaratıkları şu an çok kötü. Ha hala değilmişiz, iyi bari. En kötü paylon çıktı. Abi bir saniye yürüyecektim be. Bir saniye gideceğim lan. Bir saniye geçeyim şurayı. Allah razı olsun. Dur abi. Ama bir tane o dandiklerden beni yarıya ifine indiriyor ya. Bakalım. Burayı bırakayım ben. Bayağı sinirim bozuldu ha. Rahatsız etti yani beni. Abi yine mi sen? İki tane. Bunları ben öldürdüm buradan mı giderken? Bunlara zaman harcamamak lazım. Oo. Oradan gitmek zorundayım. Oo. Yani kaç değişik şekilde zaman kaybetmek istersin? Soru bu. Bunu hemen içine atlayıp. Nasıl bu? Atlayamıyorum da arkadaşlar elemanları. Bu eliti daha hızlı öldürüyorum lan. Anlamadım ki abi. Anlayamadım. Hah, elit geldi bakalım ne olacak. Çekil abi oradan. Bakalım arkadaşlar elit geldi. Eminim daha kolay olacak. Tabii ki daha kolay. Çünkü elit sadece. Normal yaratık değil yani. Şuradan aşağı gidiş olması lazım. Yok.
çıkış olsa abi. Buraya bu çalışmıyor mu? Ha, çalışıyormuş güzel. Bazen çalışmıyor da geçelim abi. Aman abi değilsin. Bu arada arkadaşlar geride değiliz şu an. O da bir şeydir. Bu yıllar çok iyi. Bıdık 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 bıdık. Aa, burası çok iyi. Burası çok iyi. Bir dakika, bu level çok iyi. Elite öldü daha başa. Elite niye ölmedi hani? Aa, orada arkada mı sıkıştı mı? Baksanıza elit öldü. Deminki harekete bakın. Şuraya bakın yani. Charge'a dikkat etmedim. Bir 30 saniye falan dikkatli olsam. İnternal cooldown ne kadarmış? Yo, bir dakikaymış. 30 saniye değil. Bir dakika daha dikkatli olmam lazım. O uzaktan gelen abilere dikkat edelim arkadaşlar. O benim teşekkürüm oldu. Altı üstte Great Rift 55 yapıyoruz. Sanırsak 105 yapıyoruz şu an. İşte Dünya Wizard sıralamasında 5. falan. Bu da arkadaşlar yarım yamalak bir yer. Okay, okay. Yürü geç buraları. Geç tamam geç. Elip gelsin abi. Bu level çok güzel. Hah, cızbız da geldi. Güzel. Cızbız şimdi bize güzel yüzde verir bize cızbız. Arkada elip de gördüm daha ben. Elip gördüm. Hah gördüm. Dur abi aşağımda frost patlamasın. Easy. Easy. Bu level çok iyi. Bu koşan abilere dikkat etmek lazım bir tek. Bak yine. Ama arkadaşlar biraz yani ben ya benim bakmadığım bir tanesi yaptı hareketi ya da biraz az gerildi. Yani bunun bir süresi var. Hah. Bu sefer gördüm. Gördünüz mü? Ölmüştüm yoksa. Ama arkadaşlar burada bir tek onlar stresli yani. Yani doğruya doğru hakkını vermek lazım. Yani yeterince mühlet veriyor size o. Şuna ölsün artık biraz. Oo. Dur abi. Bizim namussuzlardan var. Görüyor musunuz koştu? Yok yok bunlar biraz bufflanmış mı diyeceğim ya acaba? İddialı bir laf olur mu bilmiyorum ama biraz sanki kısa geriliyorlar gibi geldi. Oo, tehlikeli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar charge ediyor ama en azından diğerleri gibi tek atmıyorlar. Zorlandık ha. Aman diyeyim. Öldüm ölmeye çalışmasın arkadaşlar. Yani orası artık rahat bir yer yani. Aman tamam tamam. Hah iyi. Gerçekten arkadaşlar build Holy Series Knife'ın da dediği gibi elit hunter'mış yani. Elit gördüm eziyor. Normal yaklar anasını ağlatıyor. Aman 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 aman. Biliyorum ben başıma gelecekleri. Gelme abi gelme üstüne koşma. Koşma abi koşma lan. Koşmayalım şampiyon. Bu mesela tek yaratı arkadaşlar zaman harcamak aslında yanlış. Tamam doğru. Speed mi? O kadar iyi değil o. Olsun. Hızlı kaçalım. Tamam, ölelim ölelim ölelim. Beni sıkıştırmayın. Sıkıştırınca arkadaşlar biraz tatsız oluyor işler. Tahmin edersiniz. Çünkü bakın sıkışınca köşeden başka bir yerlere teleport oluyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Başka elitler falan geliyor. Ha, güzel. 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 Şimdi mesela bakın sıkıştığım zaman başa kaçabiliyorum görüyor musunuz? Çünkü başı temizledim. Ama şimdi burada diyorsun ki ay abi dışarıya kaçayım filan. Yani tamam da abi biraz nefes alabiliriz değil mi artık? Ölsün biraz. Hadi bakalım. Hadi. Şurayı da boşa aldık.
Bir de bütün globları almamak önemli arkadaşlar. Mesela bakın böyle. Sıkışınca gidip globe alabiliyorsunuz. Ooo dur. Blood Star'lar var orada. Okey. Elite arkadaşlar iri ve hantal ve tokat manyağı alıyor gördüğünüz gibi. Böyle geliyor. Hallettik. İyi. Şimdi boss'ta çok bu ne? Shield mu? Shield mu? Shield değil mi abi? Namussuz senin. En güzelini en sona bıraktın. Yapmayan benim becerikten sonra oldu yani. Hadi. GG bitti. Şu an imanlayalım. Zaten boss filan arkadaşlar damage problem diye gördüğünüz görüyorsunuz. Her setle. İki klasın tüm setleriyle. Oğlum Conquest bu. Conquest denen olayın yani şeyi bu. Ve bu. Bunu bir kere level diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Nasıl olsa ben 55 mi yapmışım şimdi? Bunu 46'ya kadar getirebilirim. Okey. Diğer level'ları buna basalım yine. %100 olmadıkça. Güzel. Şimdi bakalım arkadaşlar. Evet. İşte set dungeon master o zaman 8 istiyor. 1'e 6, 1'e 8 istiyor. Bunu şimdilik bir tutalım. Satarız bunu sonra da. Okey. Şimdi arkadaşlar açalım. Bakın. Ha evet. 6 tane istiyor. Şimdi büyük ihtimalle ben Witch Doctor'ınkileri kolay yaparım. Onun için 2 tane yapsam yeter. En kolayı hangisi olur? Tal Rasha mı olur acaba? Tal Rasha. Şimdi bu tamam oldu arkadaşlar. Bu bitti. 55'i bitirdik. Tal Rasha'ya bakalım. Talraşa mı? Ver bakalım o zaman Talraşa'yı. Ben de Talraşa'yı toplayayım buradan. Talraşa'mız nerede? Burada. Bir parça, iki parça, üç parça, dört parça Talraşa. Şunlar da ekstra parçalarımız. Yalnız burada güzel bir şey var mı bakayım? Ben bunları rastgele aldım çünkü. Bir dakika. Kötü değilmiş. Tamam. Bu chest. 448, 445. Tamam peki. Bacak. Bu da ancient bir satı. Tamam güzel. O bu da engine'mış. Peki. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Bu eldiveni başka bir parçaya çevireceğiz. Alalım. Eldiven. Nerede o? Bu. Hop. Olan bir şey verdi. Patlak. İşte bakın bunun için elimden geleceğim. Kemer verdi. Güzel. Kemer bizde yoktu. Dolayısıyla 5 parça oldu. Ring of Royal Grandeur kullanırsam arkadaşlar. Ha, yalnız bence burada biz arkadaşlar bir şey yapalım, bir lüks yapalım. Rahat edelim. Şimdi çünkü eğer arkadaşlar bu parçalardan bir tanesini daha 58.5. Bizimki kaç? 42.9.5. Olur tamam peki. Çevirelim. Bu parçalardan bir tanesini bende olmayan diğer bir talraşa çevirirsem yani 7'de 2 şansım var. 6 parça talraşayı direkt yaparım. Ring of Royal Grandeur kullanmam. Unity yüküme koyarım. %50 damage reduction alırım. Bunu yapalım. Biraz dediğim gibi pahalı olacak. Ama rahatlığına değer arkadaşlar. Hop. Var. Benimkinden iyi mi? Değil. Hayır, benimki ancient çünkü. Hop. Var. Re. Yup. Hah, yeni bir şey geldi. Güzel. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar 6 parça oldu. Dolayısıyla buraya gelip tak diye Unity'yi koyabilirim. Şimdi %50 az yiyeceğiz. Ben Nilfruz Boss kublamak zorundayım sanıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar alalım. Tık 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 tık. 6 parça talraşı oldu mu? Oldu. Nilfruz Boss takamıyorum. Çünkü kırdım ve kubladım. O kubda kalmak zorunda olacak. Şöyle yaparım. Talraşın ayakkabısı yok ama değil mi? Okay, bir şey yapalım mı? Okey. Peki. Grand Vizier'imiz yine yok. Ama mental'ımız var. Hah, gel bakayım sen şöyle.
Ha, bu güzel. Güzel. Bu iyi. Bunun cemlerini çıkartalım. Tık. 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 Bunun cemlerini çıkartalım. Tık. Tık. Yine arkadaşlar çok fazla malzeme harcamadan ama yani mantıklı güçlenmeleri alarak oynayalım. Armor alalım buradan. Zaten gelir. Güzel. Bu eldiven. Şimdi bakalım. Aşnagaz Blood Bracer olmaması biraz bel büküyor, değil mi? Convention of Elements. Bu ring başka bir şey olabilir istersek. Skill'lere bakalım. Arcane Torrent, Static Discharge, Teleport. Calamity olmak zorunda bu sefer Arcane olsun diye. Bu Lightning, bu Arcane, okey. Magic Weapon, Deflection, okey. Storm Armor, Power of Storm. Peki. Meteor Meteor Shower yine. Ve Frost Cold Blood mı? Bu ne ya? Buna gerek yok, bu saçma. Bunu böyle yapsak daha iyi olur. Bu. Burada arkadaşlar her elementten bir skill lazım. Şimdi bu öldüm mü ölmemeye ihtiyacımız var. Çünkü demin bize Fireburden sağlıyordu. O da Stick Galvanizing bu arada. Damage. Ne yapıyormuş bakayım şimdi burası. Her farklı skill ile vurduğumuzda %8000 damage yapıyoruz. 80 kat damage vuruyoruz. Yani böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Dördü tamamladıktan sonra arkadaşlar iki tane element döndürmeniz yeterli. Şimdi Nilfürs Boss Cube'lu kalmak zorunda. Silah olarak yine Deathwish kullanabiliriz. O güzel. İdare eder herhalde ha. Tek yapmamız gereken buna bir delik açmak. Bu yüzüğün yerine daha iyi bir yüzük kullanabiliriz. Daha iyi bir yüzüğümüz var mı? Çünkü hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar aslında. Bu daha iyi ondan. Çünkü bu yüzüğün hani diğerini takmadığımız için delik açacağız. Buna gel. Life Regen istemem. Aç bakalım deliği. Biraz bekletebilir ama olsun, sorun değil. Bu lazım artık arkadaşlar. Bu kadar fazla oluyor yani. Bu kadar cimrilik yapmak lazım. Sonra hiç gördüğünüz gibi gereksiz bir zorlaşıyor. Al bakalım. Cooldown Reduction'a burada gerek yok. Okey. Buraya alalım. Bu yüzük yerine neler alabiliriz? Convention'ımız zaten takılı. Stone of Jordan alabiliriz. Gerek yok. Gerek yok. Obsidian Ring gerek yok. Cooldown burada yok değil mi? Hiç yok, gerek yok. Peki salla. Focus Restraint takılabilir. Ha. Conversion sağlayıp Focus Restraint takabilirim abi ben. Bakalım bir Focus Restraint güzellerine. Focus. 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 Ama o zaman sol kıyı almamız lazım. Focus Restraint için. Dur bakayım. Bunlar da, bu da fokus. Bunlar da restraintler. Bu iğrenç. Bu e. Bu dexterity zaten. Tamam, bu kabul edilebilir. Buraya bakalım. Bu en iyisi. Tamam. Bu ikisiyle bunu da kıralım artık, gerek yok buna. Bir dakika. Hit mi diyor? Ha, hit diyor. Resource generating attack or primary skill. Çalışmaz. Çalışmaz. Şöyle yapayım o zaman. Ray of Frost Cold Blood yapalım gerçekten o zaman. Ray of Frost Cold Tamam, bu olur. Bunu yapabiliriz. Arkadaşlar bu inanılmaz damage veren bir ikili yüzük kombinasyonu da. Konversiyonu kaybedebiliriz herhalde onun yerine. Bir deneyelim bakalım. Save. Tam. Alır aşağı. Yine arkadaşlar benzer build olduğu için güzel tabi. Bu okey.
Bu kabul edilebilir. Bu kabul edilebilir. Bu ayakkabıya gerek yok. Daha iyi bir ayakkabı kullanabiliriz. Güzel Legendary ayakkabımız var. Şurada bir yerde olacak. Yani bundan daha iyi. Daha iyi bir ayakkabımız var. Özel, bir özelliği olan. Bir işimize yarayacak olan. Yok. Bunu al. O zaman movement'ı 25 yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkatli olmak gerekiyor. Zor oluyor yoksa. Tamam, 6 parça Taldraşa var. Unity var. Focus Restraint var. Şu Focus Restraint bir rol edelim ya. Çok aşırı cümleye gerek yok artık. Sende ne var? Cooldown of all skills. Ver ya. Sen White kaç denesek şimdi acaba? Firebird 2 set kaybettik, evet. Firebird 2 set'e ihtiyacımız var mı ki? Ne yapıyor Firebird? Ha, öldüm mü ölmeme olayı var. Şu an ikinci parça nerede ki? Ha, şapka var. Anladım. Evet, anladım. Ha, aslında tutabiliriz değil mi bunu? Peki şapka ne kullanabilirim ben? Güzel şapkam var mı? Bu var. Meh, çok iyi değil. Cidden iyi bir şapkam varsa aslında kullanabilirim de, yoksa gerek yok gerçekten. Şapka yok. Burada şapka yok. Evet, seni sorun yapabiliriz. İyi olur, ekstra bir güvenlik batını değil mi? Tamam. Tekrar bunu reset. Güzel fikir. Kabul. Deneyelim. Taldıraşa. Save. Şimdi full taldıraş setimiz var. Ne yapacağız? Yine demek ki ha, bu sefer deminkinden farklı olacak değil mi? Bu Grand Vizier lazım ya. O staff lazım ya. 55'e falan yeter mi acaba? Bir dakika arkadaşlar, yine akıllık edeyim. Değil mi? Burası olursa 55 olur. Focus Restraint'in çalışması için arkadaşlar bu ikideki Dandik skill'i basmam lazım arada sırada. Easy mi? Bir elit görelim. O kadar easy değil. Yok be abi, olur ya. Olur ya. Şimdi burada da arkadaşlar doğru düzgün Arcane Power harcayan bir tek Meteor var. Bu sefer öyle ucuzlatmasına gerek yok da. Bu sefer de çok atmıyoruz zaten. Olur ya bu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Korkak olsun yine. Vurma vurma vurma. Namussuz vurma lan, vurma. Bak işte sekli kaybettim. Okey. Çıkalım. Biliyorum. Ace of Yohan zaten var benim templarımda şu an. Ace of Yohan silaha da Eun Jang Do iyi oluyor. Evet. Şimdi direkt risk almayalım. Şu Aşna Gaz Blood Bracer deneyelim mi? Çok rahatlatır beni çünkü. Aa, geldi. Aşna Gaz Blood Bracer deneyelim mi? Buyurun Aşna Gaz Blood Bracer. Alalım Aşna Gar Bey. Nasıl yani? Aşna Gaz Blood Bracer. Başar şak. Wow. Peki. Kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul. Peki. Hı? Evet. Cold skill roll, armor ability roll edebilir aslında arkadaşlar. Çünkü burada özel olarak bir aradığımız damage skill yok ama dursun bu. Ya dursun böyle, kol dursun. Şimdi.
Dominance'ı tuttum arkadaşlar. Hoşuma gitti benim bu. Galvanizing Ward arkadaşlar biraz iyi oynamak gerekiyor. Galvanizing Ward damage yemezseniz bir süre boyunca üzerinize kalkan açıyor. Fakat ben kazma olduğu için damage'i yiyorum. Bu diyor ki öldürünce kalkan veriliyor. Bu benim için çok daha iyi. Biz bunu hallederiz ya bence. Bir 50 yapalım önce. Garanti olsun. Selam gençler. Bir dakika niye 3 abi? Böyle akıllı getirdim ben. Gençler AKM power ihtiyacımız var ya. Alo. Biraz bu AKM power'ı bir hırhancık. Bir dakika. Nasıl? Çok sakta. Bir dakika oğlum, alo, bu resource niye yanlış yazıyor lan bunu? Oğlum tilt etmeseniz adam manyak mısınız? Yani şu an arkadaşlar bizim build'ımızın esas damage'i şey Meteor. Yani ona kalmıyor bile yani, diğer skill'ler de öldürüyor mesela şu an. Arada sıra teleport atmamız lazım. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Her farklı elementle vurduğunuzda 20 kat damage bonus alıyorsunuz. 4 elementle 80 kat damage'e kadar çıkabiliyor bu iş. Bir de ben şey yaptım şimdi. İşte bir yüzük seti var. Resource üreten veya hani bedava birinci ucuz skill'lerden atarsanız şey oluyor. %50 damage up. Resource harcayanla vurursanız %50 damage up daha. %225 damage da oradan. Biraz yavaş hareket ediyoruz yalnız. Dürcünü salsam iyi miydi ya? Selam gel bakayım canım. Bu iyi biraz. Biraz arcane power. Bu. Burada arkadaşlar şeye çok dikkat etmek gerekiyor, unutmamak gerekiyor. Al, daha iyisin şurada. Gel lan. Gel lan, al meteor yağdırıyorum, al. Al, lütfen böldür ya. Gidiş şu sağ üstten. Güzel, 50 çok, mesela bu deminkinden çok daha rahat arkadaşlar. Deminkinde 50'de stresti mesela, şu an burada 50'de stres yok yani. Bir de şu an bakın benim çift ölme korumam var aslında. Firebird 2 parçayı bozmadığım için. İşte Taldıraş arkadaşlar özel bir set. Yani normalde bir kere normalde 6 parça oluyor setler biliyorsunuz. Taldıraş'a hem 7 parça hem de arkadaşlar diğerlerinde hiç olmayan parçası var. Hem kolye pek olan parça değil, hem kemer hiç olan parça değil neredeyse galiba. Sırf Taldıraş olabilir şey setlerde. Bu karakterlerin spesifik end game setlerinde. Black Dawn'da da kemer var da başka yok galiba. Hatırlayamadım ilk düşünce. Ha, Immortal'da var. Yürüyeyim. Yağdır. Bir tane meteor atayım yeter. İkinci meteora gerek yok. Yani şu an aslında arkadaşlar ben o kadar düşük bir yerdeyim ki bu set için. Normalde bu damage vermemesi gereken ışığın, ondan sonra bileyim efendim Soul Crypt'teki şey esas damage çünkü bizim meteorlar veriyor. Ama bunların damage bile bir şey ifade ediyor şu an. Yani çok rahat. Taş yanmasın diye arkadaşlar demek gibi korktuğum için bir 50 açtım. Alalım meteor'u. Tek atıyor ha. Tek atıyor yani. Net bir şekilde yani burada olmaman lazım demek o. Elite'i tek atmamanız lazım arkadaşlar. Yalnız gerçekten bir kanı bir de ben dünyanın en yavaş araçları listesinde varız yani. Abi çok ağır ya. Kaldırışan set punch'ın kolay mıydı? Biraz uyuzdu. Ha, yerden bir tırtlar çıkardı. Onlardan damage yememek lazımdı. Uyyy. Onları da yapacağım. Şu an aslında kolay olmak yapıyor. Bu herkesin yaptığı yapım. Keşke set dungeon'a yapsın. Neyse bir bakalım. Cızık. Buradan stackleri kaybettim. Dur. Olmadı. O stackler çünkü benim yaşamamı da sağlıyor arkadaşlar bir yandan. Bu ne abi? Witch Doctor'dan daha az oldu lan. Ölelim. Ölüyor muyuz?
Hihihihihihizi. Olmaz. Ben bunu bir de çok oynadım arkadaşlar. Yani şöyle benim Wizard'la en çok oynadım Wizard'la zaten. Bir de ben oynadığım zamanlar bu en iyi build'dı. Wizard'ı. Starfire. Armor veren mi? Heal veren. Armor veren daha iyi vurdum biz aslında. Ver bakayım. Ah. Obsidian Ring of Swords olacak bir tane de cube'ladım herhalde mi? Gerek yok artık. Kral ha. Bunlar duracak. Aman diyeyim ha. Okey. Şimdi evet. Ha 50 yaptım değil mi? Ulan okey. 55 yapacağız. 55 unuttum. Yapalım. Bir şey yok. Aman. Aman. İşte arkadaşlar bu tür ufak şeyler yani ekran böyle çok kalabalıkken gözden kaçabilen ufak şeyler problem oluyor. Bunu vurmam lazım, vurmak lazım. Vurmazsam fokus sistemi çalıştırmıyor da. Şu iğrenç skill'i de kullanıyorum, şoktayım. Bu arada Hall of Karin'i cube'lamadım ben. Çok iyi. Şu Storm Armor boşa şu an. Şu an bayağı hata var ya burada. Hall of Karin'i cube'lamam zaten de unit'i dururken. Yani Storm Armor değil, Ice Armor Crystallize yapsam daha iyi. Burada bir parlak var burada ama neyse. Dur şimdi daha. Hemen arkadaşlar elit bulmamız lazım. Mümkün olduğu kadar çok. Gel abi gel. Gel. Bak şimdi şöyle mid break'e ne olacak. Stackleri kaymışım yine. Arkadaşlar tek bir elementle stackleri koruyamıyorsunuz. Ya yani mesela şöyle 4 stack'e geldiniz. Bir arcane, bir fire, bir arcane, bir fire okey diyor. Ama mesela bir arken, bir arken, bir arken olmuyor. Yani stackleri bir kere tazeleyebiliyor bir element. Ama iki element AB yapabiliyorsunuz elinde. Oo ne güzel çıkmış. Canım. Abi kafasına gelen meteor adamı lak diye öldürdü ha. Oha 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 çok şanslı. Arkadaşlar. Ya bakın. Hadi abi. Bir tane Shield Shrine, Shield Pylon'la 4 elit mi öldürdü? Çok. Mesela şöyle söyleyeyim, bu benim yapamayacağım bir yeri yaptırırdı. Yani arkadaşlar %15-20 progress alıyorsunuz bir tane şeyle. Hadi. Bak bunu unuttum. Nestek kaybettim. Ben demin Talraş'a niye olmadı? Rahat yaptım ya, yüksek de yaptığımı hatırlıyorum. İlki Firebird bayağı beklemediğim kadar ezdi ha. Şu an arkadaşlar Vir var sırada. Vir ve şey. Kimdir Vir'den sonraki? Vir ve Delsir var. Vir şu an oyundaki en iyi build. En iyi ikinci build falan. En iyi wizard build'ı da en iyi ikinci build falan baya baya güçlü. Yani dünyada en yüksek rift yapmış insanlarda hep sıralama da o var yani. Bakalım bir tane bir şey var. Arcane power kıtlığı var. Çok mor olmuyor da. Şşş alo. Güzel. Oh be. Ver lan meteorları. Allah Allah. Gördün mü? Selam, ben geldim. Alalım meteorları. Meteorlar. Ne diyor? Çok normal komik oldu lan. Deminki eziyet neydi? Bu neydi be? Deminki yapamayacağım falan sandım 55'te. O kadar da çabaladık ha. Bir de arkadaşlar, bunda sanki bir halt edecekmiş gibi iki Firebird aldık. Yani hani öldüm mü ölmeme. Yani bayağı öyle yazdım yani gerçekten. Ucundan döndük. Şimdi normalde
setler bayağı güçlü arkadaşlar. Yani seti taktığınız zaman 75 solayı falan yapabiliyorsunuz aslında. Biraz üst baş iyiyse. E biz şimdi tabii arkadaşlar 55 yapmaya çalıştığımız için bayağı feragat ettik ondan. Ne olacak? Defans aldım ben. Yani hiç risk olmasın. Çünkü ben 55 yapmaya çalıştım. Bakalım Inday onu öldü. 5 dakikada bitti lan. Güzel. Ama Ashnagar's Blood Bracer'ı iyi gamble ettim. O başarılı bir hareket. Alayım. Ashnagar's Blood Bracer. 90 istemem, hayır. %100 olsun. Yok, ben 80 yapmanın peşinde değilim. Ben şu an zor bir conquest var, onu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar elim hazır Wizard'a alışmışken, aslında benim main'im Witch Doctor olduğu için bana Witch Doctor güçlü gibi geliyor ama aslında aynılar. Paragonlar falan aynı. Ortak olduğu için. Kötü. Kim boz gold salla. Bir dakika, bu lazım. Bu lazım. Bu bir şey lazım olabilir. Tamam. Bu da lazım olabilir. Saklayalım. Reinhardt. Bu ne? Bu ne? Bu pasif yeni gelmiş. Hatırlamıyorum böyle bir şey. Neyse, dur bakalım. Şimdi şey seti arkadaşlar biraz spastik bir set. Çok sevdiğim bir set değil. Neydi adı? Delsir seti. Tuhaf baya. Bonusu çok değişikti onun. Nerede o Delsir? Evet, böyle içine alıyor, patlatıyor falan. Ama bu benim saklım aydın, ona yarayacak.